Yeniden birlikteyiz. Medya Mahallesi'nde konuğum CHP İstanbul Milletvekili e, Sevgili Aykut Erdoğdu. Ekonominin altından girdik, üstünden çıktık. Devam edeceğiz ama önce e, bu İstanbul'daki kazayla ilgili merak ediyorsunuzdur eminim. E, Valik'ten bir açıklama geldi az önce onu bir e, söyleyeyim. E, çok şükür e, ölü değil yaralı o kurtarıldığını Kurtarıldığını gördüğümüz kişi motor arızasından düşmüş, pilotaj lisans öğrencisiymiş. Yani eğitim uçağı demiştik ya, eğitim gören bir kişiymiş. Adı verilmemiş, BN olarak geçmiş. Acil şifalar diliyoruz. Diyor ki valilik olay yerine tekerlekli araçla yani arabayla ulaşmanın müm mümkün olmadığı için ambulans helikopter gönderildi diyor. E, ee, neyse ki İstanbul'da olduğu için hani hemen hızla ambulans helikopterle ee, müdahale etmek. Bu görüntüler de mi canlı der Sucum? Bu görüntüler de canlı. Motor arızası olmuş. Nasıl zavallı. Kendini bir anda yerde bulmuş. Büyük çekmece e, gölü yakınlarında bir arazi. E, hemen Kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ee, onlar pilotu e, o kokpitten, pilot mahallinden çıkartıp hemen e, işte ambulans helikopter bekliyorlardı. Demek ki bizim o verdiğimiz e, anları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yaralıymış, ağır deniyor ama... Tabii ağır derken ne kadar ne kastediliyor her zaman anlamak mümkün değil. Ama en azından e, hayatta ve e, işte tedavi görecek e, bunu biliyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Efendim gelelim e, birinci bölümün sonunda bıraktığımız yere. Dedi ki Aykut Erdoğdu anayasa mahkemesinin kararı dinlenmiyorsa şayet ekonomi ne olabilir ki dedi çok özetle. Kastedilen Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararının üzerine yeniden yargılanma talebinin hem de yargıtay falan değil doğrudan doğruya yerel mahkeme tarafından reddedilmesi çünkü anayasa mahkemesinin kararı doğrultusunda anayasacılar dediler ki e, Yargıtay tarafından en son onaylandığı için son muhatap yargıtaydır. Yerli mahkeme, aman pardon, yerel mahkeme ne oluyor ki dediler. Buna rağmen yerel mahkeme reddetti, itirazı da her şeyi de reddetti. Peki bunun ekonomiyle ne alakası var Aykut Erdoğdu? Anlat bize. Ya şimdi ekonomiyle ne alakası var? Ekonomi dediğiniz yatırımdır, güvendir, Güvenlik. değil mi? Yani Hı. mesela benim çocuğum işsiz, Aykut Bey. İşte üniversiteyi bitirdi, iktisat okudu, üzerine şu konuda yüksek lisans yaptı. Çocuk 3 yıldır evde Aykut Bey. Artık bulanılma girdi. Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi neyse bir iş bul Aykut Bey dediğinin altında. Abi ben nasıl bulayım? Çünkü bu ülkede hukuk yok, adalet yok. Senin bu çocuğun iş bulabilmesi için bu ülkede yatırım yapılması gerekiyor. Birinin gelip fabrika açması, otel açması, banka kurması, şey yapması gerekiyor. Abi böyle bir ülkeye kim gelir güvenir yatırım yapar? Mesela sen düşün. Senin ülkende para yok. Çok yerlisin millisin ama hiç öyle değil. Sen dış kaynağı muhtaç bir ülkesin. Her sene bilmem bu kadar cep telefonu, bu kadar bilgisayar, bu kadar araba, bu kadar teknoloji alıp da ondan sonra yerli ve milli olunmaz. Bu ülke dışa bağımlı bir ülke. Özellikle dış kaynağı muhtaç bir ülke. Şimdi bu parası olanın da yani şöyle söyleyeyim anlaşılsın diye söylüyorum. Parası olanın da imanı yok. Bakıyor dünyaya bir milyar dolar parası var mesela Volkswagen bir yatırım yapacak. Ya Polonya'ya mı yapayım, Türkiye'ye mi yapayım, Ürdün'e mi yapayım, Brezilya'ya mı yapayım? Bakıyor, bakıyor. Ya Türkiye çok güzel bir ülke, genç nüfusu var, çalışkan nüfus var, pazarlara çok. Emek yapalım. ucuz. Emek ucuz. Kusura bakmayın söylemem tamam. lazım. Hı. Yani yabancı yatırımcı da buraya işte efendim ağaçları güzel, gökyüzü pırıl pırıl diye gelmiyor. Emek ucuz burada. Ya bu emek ucuz meselesine de şöyle bir şey söyleyeyim emek kaliteli ise ucuzluğu değerlidir. Emek kalitesi ise ucuzluğu çok değerli değildir. Onu söyleyeyim. Yani birincisi bu teknik bir şey ama vakit yok anlatamıyorum. Böyle her şeyin üstünden geçtiğim için çok anlaşılmıyor ama. Mesela Volkswagen geliyor diyor ki ben bir buçuk milyar avroluk bir yatırım yapacağım. Onun altında bir sürü dizeli araç çakacaklar falan filan. Onlar da var da onu bir şey söylemiyorum. Sonra geliyor diyor ki ya ben buraya geldim yatırım yaptım. Hı, hı. Yarın başım belaya girdi. Hukuk sistemine bakıyor tamam bu risk alırım ama hukuk sistemin yoksa adam hiçbir şey yapamıyor ki ne finansman ne emek hiçbir şeye bakmıyor. Aman sakın buraya girmeyin diyor. Burada barbarlar var burada yamyamlar var diyor tamam mı koyduğun parayı bile kurtaramazsın. Hani böyle terliklerini bile almadan kaçmak var ya işte Türksel'den kaçtılar ya mesela. Aynen onun gibi. Onun için günün sonunda şunu söylüyorum. Senin o 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hukuk tanımayan bir kişi var ya o o hakim onun yaptığı hukuksuzluk hepinizin çocuğunu işsiz bıraktı. Hepinizi fakir bıraktı. Hepinizin kredi kartı faizlerini yükseltti. Onun için dönüp de CHP ne yapıyor diye sorma. O 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanına, onu koruyana, onu televizyonlarda kahraman gösteren kimse çocuğunu da işsiz bırakan budur. Ekonomiyle hukukun arasındaki ilişki bu kadar önemlidir. Üstelik bu ülke çok güzel bir ülke. Ya boşuna gelmiyorlar bu ülkeye. Şimdi Manisa'ya gelip fabrika kurduğunda bir Manisa etrafındaki insanların kalitesi onun için diyorum ya emek kalitesi şey kadar önemlidir. Yani fiyatı çok önemli değildir. Fiyatı, Ama orada oradaki şey bizim o kadar mühendisimiz, o kadar şeyimiz, çalışanlarımız çok işine bağlı. <laughs> Uzun saatler çalışıp düşük paralar kazanıyorlar. Buna gıkını çıkarmıyor. Zaten sendika mendika hak getiri olmuş bizim ülkemizde. Hemen Manisa'dan çık bir buçuk saat sonra Çeşme'desin, Kuşadası'ndasın. İzmir gibi özgürlüğün olduğu bir ülkedesin. Denizin güzel, toprağın güzel, insanın güzel gelmek istiyorlar. Ama öyle bir bedbahlık bu ülkenin başına bela olmuş ki. Bu güzel ülkenin başına öyle bir hastalık geldi ki herkes bu ülkeyi terk edip gidiyor. Vallahi bir şey yapmaya gerek yok. Namuslu, kaliteli, dürüst, hukuka saygılı ol. Tamam mı? Bu ülke milli gelirini 3'e 4'e katlar bu potansiyel var. Bir o kaynak var. Ya elbette ki var. Diyorum ya bu kaynak insan kaynağınız muhteşem. Ya muhteşem bir genç nüfus var. Düşünün ki sizin üniversitenizde 2,5 buçuk milyon çocuk üniversiteye gitmek için çırpınıyor. Siz sadece 250 bin tanesini üniversiteye gönderebiliyorsunuz. Başka ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gençler üniversiteye gitmek istemediği için Türkiye'den, Çin'den, Malezya'dan çocuklar ithal edip orada okutuyorlar. Ya bundan daha büyük bir şans var mı? İki buçuk milyon çocuğumuz üniversite için can atıyor. Sadece 250 bini üniversiteye gidebiliyor. O 250 binden de en fazla 100 binine iş bulabiliyorsunuz. Ya vatana ihanet arıyorsan şu gençlerde de yaptığında ya. Zaten onlar da şimdi artık şey okey boomer diyorlar. Yani böyle bizimkiler konuşuyor ya işte vatan millet bilmem ne okey boomer. Tamam dede diyor ya sen, sen başka alemdesin diyor. Ne Bu an? nesilden çok ümitliyim. Ben bunu ıı, üzerime alınacağım Hı. çünkü ben boomer kuşağındanım 1950. Ee, bizim kuşağımızdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, doğanlar için dünyada konulmuştur bu tanım. Birdenbire böyle bir nüfus patlaması yaşandı. Ee, ve tabii çok farklı arayışların başladığı bir döneme de işaret ediyor. Benim kuşağım Boomer kuşağı. Fakat şimdi Z kuşağı. Bu hani tamam okey Boomer yani tamam anladık babaanne anneanne dede diyenler bize Z kuşağı. Şimdi bana diyorlar ama size de diyorlar. Soracağım. Şimdi e, çok haklı olmak başka bir şey. Çok haklı olduğunuz bir şeyi anlatmak, anlatamamak başka bir şey. Şimdi döneceğim tekrar. Kızacaksın belki ama. Siz parti olarak ya da kişisel olarak Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul Milletvekili ki bu Z kuşağının hani e, her örneğini yaşandığı bir kenttir İstanbul. Bu Z kuşağına, gençlere Anlatabiliyor musunuz yani nasıl bir gelecek hayaliniz var, tasavvurunuz var o gençlere ne söyleyeceksiniz? Derdinizi anlatabiliyor musunuz? Ya Tam anlatsaydık zaten bu böyle bir şey olmazdı ama diyorum ya böyle benden beklenen cevap önce kendimizi eleştireyim. Sonra da gerçekleri de bununla birlikte harmanlayayım. Arada da bir de. ablaya kızayım. Ha, yok yok ablaya ne kızacağım. <laughs> Kız canım ya bak. Ablaya ne kızacağım abla zaten kadın kaç yıldır mücadele ediyorum. <laughs> Neyse ablaya bir iktidar göstereceğiz. Bekir abime gösteremedik. Allah rahmet eylesin. Ablaya bir iktidar göstereceğiz. Şunu söyle. Ne? Abla yani, bak şöyle. Yani şey. i̇ktidar, hani güzel günler göreceksiniz çocuklar. İktidar meselesi sadece doğruları söylemek meselesi beri. değildir. Tamam mı? Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin hepsi ayakkabı kutuları içerisindeki paraları gördü. Onun için seçmen davranışı diye bir şey var. Seçmen davranışı aşk kararı gibi, evlilik kararı gibidir. Öyle sadece doğruları söyleyelim ve bunu doğruları görsünler şeklinde gitmez bu iş. Bu bir duygusal bağdır. Önce bu duygusal bağı, seçmenin duygusal bağını anlamak gerekiyor. O da gözünüzdeki ışıkla ilgilidir. Duy yine söylüyorum, siyaset, aşk ve futbol birbirine çok benzer. Bunun üçünü benzerdim, aynı değildir ama anlamak için bunlara bakmak gerekiyor. Bir kere gözünüzdeki ışık pırıl pırıl olacak. Bu pırıl pırıl olabilmesi için o gözünüzdeki ışığın aküsü kalbinizde, lambası gözünüzde olacak. Onun için seveceksiniz bu ülkeyi. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Ama biz bazen rasyoneliteye ve bilgiye duygudan daha fazla önem veriyoruz. Duygu şöyle bir şeydir. Sizde onu hissettiği an sizin eksiğiniz olması bile onun gözünde avantajdır. Yani onu sizi korumak ister. Sizi böyle hemen sizi bir şey yapar. Sarmak ister. CHP'de de mesela işler bazen böyle yürür. Bize mesela kızarlar 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 ama başımıza bir iş geldiğinde biz öyle bir sarar sarmalarlar ki bir dakika bu, o da şöyle bir şeydir. Herkes kendini tek görür. Bunu dövme ayrıcalı bir tek bende de başkasına da dövdürmem. Hmm. Hani şey gibi aile ilişkisi gibidir. ile CHP arasındaki ilişki. Ben Kemal Bey'den hep şunu rica ettim. Efendim dedim. Rasyonelit önemlidir. Strateji önemlidir. Ama rasyonelite ve stratejiyle seçmen kazanılmaz. Seçmen duyguyla kazanılır. Ama ahlaklı ve namuslu insanlarsak o duyguyu kötüye kullanmamak için. Çünkü o duyguyu en çok kazanan Tayyip Erdoğan'dı bu duygunun nasıl kötüye kullanıldığını gördük. Biz eğer ahlaklı insanlarsak işte ahlak ve gerçek sevgi böyle bir şey olması gerekiyor. Önce bu ülkeyi ve bu ülkenin insanını seveceğiz ama asla o sevgiyi istismar etmeyeceğiz. Mesela siz demin Müge Anlı'nın programından şey yaptınız ya başka bir açıdan bakayım. Ya Müge Anlı'nın programındaki aşk hikayeleri bir konakta veya zengin bir sınıfta geçtiğinde işte kızları daha makyajlı, erkekleri daha atletik olduğunda hepimiz dizi diye izliyoruz. Ama o yoksula indiğinde, o yoksul işte zihinsel engelli görünen bir kızın aşık olması, onun terk etmesi falan filan hepimiz böyle bir şey, kirpi gibi şeylerimizi kan. Hayat o, hayat orada akıyor. O sokakta akıyor. Ama bizde şöyle bir şey de var. Bizim seçmenlerimiz de diğer seçmenler arasında da hayatın içinde kopukluklar oluşuyor. Bir öfke oluşuyor. Aslında bizim seçmenlerimiz o seçmenden çok daha kopuk değil. Herkes Kadıköy'e ve Beşiktaş'a böyle öfke duyuyor. Esenler veya Sultan Gazi'den. Öfke durman gereken oradaki insanlar değil. Artık Kadıköy'deki insanlar da yeterli beslenemiyor. Ama bizi soyup soğana çeviren, bir kısmı bürokrat, bir kısmı asker, bir kısmı iş adamı, bir kısmı yabancı sermaye olan çok küçük, binde birlik bir azlık var. Bu azınlığı da nerede göreceksiniz biliyor musun? Türkiye'nin bankalarının mevduatlarını çıkarın. Türkiye'deki bankalardaki mevduatlar kime ait ona bir bakın. Buna baktığınızda göreceksiniz ki Türkiye'nin servetinin %70'i %1'in elindeyken kalan o %99'u borçlu, fakirliği ve sefaleti bölüşür. Ama o %99 sadece diyelim ki su tamircisi Kadıköy'e eve gittiği evdeki evin mutluluğunu görüp oraya öfke duyar. O biz de onu beslersek ve bunu da şunu söylüyorum laiklik Türkiye'nin en önemli ilkesidir. Ama laiklik 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 diye bütün bunları yok gördüğümüz zaman laiklik olmadığı için de bunlar olur. Onu söyleyeyim laiklik benim en önemli ilkemdir. O öfkeyi biriktirir biriktirirseniz en sonunda onlar eline bir kırbaç almaya kalkar. O kırbaç Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'la size vurmaya çalıştığında o kırbacı böyle yaptığında hep kendi sırtına daha şiddetli vurur. Onun için bizim bu gerçeği görmemiz, bu kitlelerle duygusal bir ilişki kurmamız gerekiyor. Duygusal bir ilişki kurarken de arka, beynimizin arka planında şöyle bir şey olmayacak. Hep şu örneği veririm. Evinize temizlikçi geliyor. Temizlikçi AK Partili. Siz de CHP'lisiniz. O temizlikçi geldiğinde öğlen yemeği bile vermiyorsunuz. Fayansların derz arasını bile sildiriyorsunuz. Kadının canını çıkarıyorsunuz. Akşam giderken de dolmuş parasını vermeden CHP'ye oy ver. Öyle diyorsunuz? O da diyor ki tamam sen görürsün gününü diyor. Gidiyor bu kadar yolsuzluğa rağmen AK Parti'ye oy yine veriyor. Yine o eski Türk Şimdi, filmleri gibi oldu. Ha 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 diye gülen. Yani eski, bu sefer... bak, hayat zaten eski Türk filmidir. Eski Türk filmi kötü olsa kimse izlemezdi. Şimdi bu <laughs> adaletsizlikleri biz eğer bakın bu gelir adaletsizliği bakın üç tane adaletsizlik vardır. Gelir adaletsizliği, hukuk adaletsizliği, kimlik adaletsizliği. Şimdi kimlik adaletsizliği şu. Kimliğiniz dolayısıyla bu Kürt kimliğiniz olabilir, Alayvi kimliğiniz olabilir, Eşcinsel kimliğiniz olabilir, Başörtülü kimliğiniz olabilir, Acizimendi kimliğiniz olabilir kimliğiniz dolayısıyla aşağılandığınız andan itibaren size ne kadar ekonomik şey verilirse verilsin bunu yaşayamazsınız. Onun için Türkiye'deki bu kimliği dolayısıyla kim kendini kötü hissediyorsa bir kere onu çözmek lazım. Ama bu kötü hissedenleri çözmek kendilerini imtiyazlı hissedenlerin imtiyazlarından almak şeyini doğuracağı için de onlar da bütün gücüyle size kahramanlık bilmem ne anlatıyor. Ya bu ülkedeki en tehlikeli şey ne biliyor musunuz? Milletinden nefret eden milliyetçi görünenler. Milliyetçilik çok kıymetli bir duygudur. Sevgi üzerine kuldur. Milleti sevmek demektir. Ulusu sevmek demektir. Bu ulus 85 milyon kişilik bir ulussa geçmişimiz aynı ortak geleceğe birlikte bakıp aynı vatanda yaşıyorsak birbirimizi sevmek milliyetçiliktir. Ulusçuluktur. Yurt sevgisidir. Ama bu milletin bir kısmını alıp diğerini çöpe atmak, terörist ilan etmek ne olursa olsun ondan nefret eden bir yerden sadece bize düşmanlık gelir. Sadece düşmanlık gelir. Onun için programın başında söyledim. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkeye çok şey borçluyum. Ama bu ülkede Kürt kökenli bir yurttaşın helikopterden atıldığı iddiası ortada bırakılamaz. Bizim kahraman askerimize ve polisimize bu iftira atılamaz. Böyle bir şey yapan varsa cezalandırılmalıdır. Bunun üstünü ört İçişleri Bakanı diye bir mafya lideri var. Mafya lideri bu adam ya. Ben soru soruyorum. Bana dalga geçer Aman gibi cevap veriyor. ben bu programcı olarak bunu bir düzeltmek zorundayım. Halkın cevap hakkınız vardır ee... sizin. Tavrınız Elbet. bir mafya lideridir de ee, bunun hesabını yani bu tabii, ülkede vereceksiniz. E, bu ben... ülkede Süleyman Soylu'ya söylüyorum. <laughs> Programı... Halk TV'de cevap hakkım var. Ben milletvekiliyim bana soru sordum cevap vermedim. Bunun hesabını vereceksin. Bugün kendini çok güçlü hissediyorsun. Değer ben su. de o mahkemede olacağım. Dersu şöyle bir beyaz teslim bayrağı sallar Asla hiç önlere teslim bayrağı lütfen benim yanımda sallamayın. Hayır. Cevap hakkı var bağlanacak. Ay... Aziz'im hmm. bu kanalın başına gelenleri biliyorsun sen. Bu kanal ve bizim, bizim de bu bedeli. Yani, siz, siz ödemeyin. Bak, bak, eriştir, ben Süleyman Soylu'ya söylüyorum. Ama, Süleyman Soylu'nun <laughs> yargılandığı mahkemede ben orada olacağım. Ben orada olacağım. Çünkü onların yaptığı ihanet boyutuna geldi. Bu ülkeye bunları yapacaksın. Bu ülke bu kadar fakir kalacak. Bu ülke bu kadar işsiz kalacak. Bu ülke bu kadar özgürlükten gidecek de hesap vermeyeceksin öyle mi? Gözümün içine bak hesabını vereceksin sen. Devam edin siz. Aykut'cum. Gözüm... Cevap hakkınız da var sizin Aykut yani. Aykut'cum gözümün içine bak. O on, Hayır o benim ne dediğimi anlıyor. Benim anayasal yetkim var. Sen evet. kimsin lan? Benim Benle yok dalga anayasal yetkim. Hayır, yetkim. hayır öyle ayardım. dalga geçer gibi bir cevap yazmış. Ben bunları ha. unutacağımı sanıyor. Ben de boş bir adam değilim. Ben devletin evet. bürokrasisinde yetiştim. Bu ülkenin fakir okullarından geldim. Sen kimsin? Bana anayasa vermiş bu yetkiyi. Sen kimsin sorusuna şahane cevaplar veriliyor biliyorsunuz hmm. değil mi sosyal medya yıkılıyor. Hmm. Arada bir göz atmanızı beklerim. Erdoğan soruyor. Ben sen, sen kimsin, kimsin anayasal olarak ben? soruyorum. Ben milletvekiliyim. Evet. Ben soru sormuşum. Bu ülkede kaç kişi vatandaş oldu? Bunların kökenleri nedir? 5 milyon Suriyeli gelmiş. Ben bu ülkenin haklarını kurmak zorundayım. Suriyelilere falan da öyle faşist bir öfke duymuyorum. Bana cevap vermiş bilmem ne kanuna bak. Sen benim dalga mı geçiyorsun be? Bu millet seçti beni. Benim anayasal yetkim var. Seni nasıl seçse beni de öyle seçti. Sen kendini çok güçlü görebilirsin. Kendi etrafındaki polislerinle bilmem nelerini o polisler bizim kardeşlerimiz. Kaldı bu ki, ülke hepimizin ve bana bu cevabı veremezsin. Kaldı ki bu ülkede e, en hayati kararları alanlar seçilmişler değil şu anda. O bakanlara bakın bakanların yarısı tavana bakıyor. Daha doğrusu saraya bakıyor. Yani sarayın ne dediğine bakıyor. Seçilmiş falan değil onlar. Ya bugün makam Onların... arabaları herkesin sayın bakanım demeleri hoşlarına gidebilir. Ülkenin durumunu söyleyeyim. Bu ülke bedbah edilmiş bir durumda. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi düze çıkarma şansı yok. Bu sıfır. İstedikleri kadar baskı yapsınlar. Hiçbir diktatör sonsuza kadar ayakta kalamamıştır. Ve bunu diyorum işte o esnaf kendi tabanıydı. O esnaf götürecek. Ve onlar hukuka mahkum kalacaklar. Hukuka muhtaç kalacaklar. Öyle bizim dinimizde, bizim milliyetimizde, bizim kimliğimizde bizi köle yapacaklarını sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir mantık yok. Onun için çok korksunlar. Hani diyor ya neyse. Neyse. Şimdi efendim. E... Ee, uyandı yatağında bir gece. Tanrım dedi bu nasıl bir bilmece. Öldürdük de çoğalıyor insanlar. Ben de bitmek bitmekteyim her gece. Bu şiiri bil bu senin hesabın olacak. Onun için söylüyorum neyse diye. Şiirler bazen çok şey anlatır. Şimdi efendim ee, söz vatandaşta diyeceğim. Hem de AKP'ye oy veren vatandaşta. Şimdi biz vatandaşa kızıyoruz, AKP'ye kızıyoruz ya. Bakın şimdi bir vatandaş gelecek ekrana. Ay aslında bir şey söylemesem mi? Adamcağızın kafası o kadar karışık ki. Şimdi Erdoğan'ı savunuyor belli. E, muhalefete kızıyor belli de. Neye kızıyor, niye kızıyor, nasıl kızıyor, olay ne? Hatlar şey vardır ya böyle gene eski Türk filmlerinden gene açıkmışken böyle santral e, soketler vardır. E, santraldeki kızlar şimdiki gibi değil, dijital şimdi. Oradan ufak eti çıkartır, buraya sokar, buradan bunu çıkar, buraya yapar. Arada katlar karışır. Sen e, Antalya konuşacak, konuşacağım zannederken İstanbul'a bağlanırdın eskiden. Onun gibi hatlar karışmış beyefendi de buyurun. Her şeyi Tayyip'e mal diyorlar, e ekonomiyi bile, zam mı bile, hayat pahalılığını bile. Cevap ver Aykut Erdoğan. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye her şeyi Tayyip Erdoğan'a? Şimdi işin de tepesi bir yana. E bu beyefendinin kafasındaki karışıklığı anlayabiliyoruz. Yani bir Tayyip Erdoğan kültü yaratıldı. Ve o işte bir aşk duygusal ilişkisi az önce tarif ettiğin gibi. Evet. Ben doğrusu istersen evet duyguyla yaklaşmak gerektiği konusundaki senin görüşlerine kısmen katılıyorum. Seçmen duyguyla kazanılır. Ama e, eğer cehalete e, eğitimsizliğe bu kadar prim verilip de sadece duygu üzerinden bunu yapıyorsunuz diye söylemiyorum. Bir realite olarak Türkiye'deki realite olarak söylüyorum. Akıldan yoksun bir ilişki olursa işte sonuç bu olur. Şimdi beyefendi Tayyip'e bayılıyor, aşık demeyin de ne diyelim hayran. Ama niye hayran bilmiyor. Yani zam yapıyor diyorlar, iktidar yapıyor, tayyip yapmıyor ki bile diyebiliyor. Yani kafada başka bir şey var. Bir kült dediğim gibi yaratılmış. Bu nasıl aşılır? Ya birincisi şu abinin hakkı Tayyip Erdoğan'ın sırtındadır. Kul hakkıdır biliyor musun? İnanmış adam ya. inanmış yani. Diyor ki arkadaş ne diyorsunuz ya diyor. Bu adam bunu yapmaz diyor. Bu adam bunu diyor da. Sen de gidip 16 tane uçak alıyorsan. Şu adam büyük ihtimalle cebinde 15 lira para yoktur. Yani yoktur 15 lira para yoktur. Arkadaşım. Nasıl savunuyor seni? Yani yoktur sen kahrol o adamı izlediğinde. Bu adam sana nasıl inanmış? Senin yurt dışındaki servetin. Senin bindiğin 15 tane uçak. Yaptırdığın o kadar saray. Hiç bu abiyi kandırırsın. Bu abiye ne desen sana inanacak. Bellidir bu abi bizim vatandaşımız. Hiç ona kızmıyorum. Ama bu abiye de şunu söylüyorum. Ah be abicim cebinde 15 lira var. Daha gün yüzü görmemişin, Daha gidip bir otelde tatil yapamamışın, Çok büyük ihtimalle günde bir haftada bir kere etli yemek yiyemiyorsun ya abi. Tamam o kararı sen verdin o senin aşkın ya abi. Ama milyonlarca çocuğun da hakkını bu senin sevdiğin adamlar yedi be abi. Yazıktır günahtır bu ülkeye. Onun için ben bu abilere böyle öfkeyle şey yapayım. Ben öyle biri değilim. Yani bunu söylemiş bilmem ne falan filan makarna kömür diyecek diyen bir abi değilim. Bir adam bir, bir insan değilim. Adam da acayip cinsiyetçi bir laf bu arada da. Şunu söyleyeyim. Yani memleketin durumu, ahvali harbiden büyük tehdit altında. Bizim elimizde şu an bizim milletvekilleri kadar belediyelerimiz de var. Belediye başkanlarımıza büyük görev düşüyor. Belediye başkanlarımızdan ricam da veya böyle 100 metre koşucusu olmasınlar. İşin içinde, yüreğinde böyle gerçekten bunu yaparak yoksa böyle bir sosyal medyada TT olayım, algım çok yüksek, gerçeğimiz çok yüksek olsun. Bunun iki şeyi var. Bir halden anlamak, o halden anlamak ve o hali çözmeye çalışmak. İki, kurumsal yönetim. Hukukuyla, mevzuatıyla, projesiyle, tekniğiyle, imarıyla. Yok demek çok kolay. O yasak, bu yasak, bilmem ne yasak. Belediye başkanlarımız çok önemli görevlerdeler. Onların yapması gereken iş, yine söylüyorum çok iyi bir yönetici olacaklar. Çok iyi de bir yoldaş, çok iyi bir kardeş, çok iyi bir halden anlayan, mahallenin abisi olacaklar. Bu ikisi aynı anda ve hızlı olacaklar. Onların çünkü icraî kuvvet onların elinde. Milletvekilleri de çaba gösteriyor. Milletvekillerimiz de çaba gösteriyor. Genel Başkanımız çok çaba gösteriyor. Günün sonunda iktidar ekonomik kriz yıkmayacak. Eğer iktidar ekonomik kriz yıkıyorsa yani o bizim de çaresizliğimiz demek. Ve biz bir şeylere karşıtların iktidarı olmayacağız. Zaten adamları berbat ya. Bunu 85 milyondan, 84 milyon 900 bini biliyor adamlar berbat. Şimdi iş bize düştü. Biz ne yapacağız? Biz bunu yaparken de biz duyguya evet duygu, duygusuz siyaset olmaz. Ama Allah şu günlerden korusun biz de duyguyla üçkağıtçı bir şekilde bir tane böylesi bir garibanı kandırıp da biz ne yaparsak kabul ettiği bir şey ahlaksızlık olur. Onun için Türkiye'nin siyasi ve yönetici eliti için söylüyorum. Geleceğin bürokratları ve bugünkü siyasetçiler için. Bir feda edecek nesil lazım kendini. Bu feda etmek ya kendimizi gidelim ve cephelerde öldürelim falan filan değil. Dünyevi şeylerden kendimizi feda edeceğiz. Bizim mutluluğumuz eğer Türkiye'de kamu eğitimi, parasız, kaliteli, ulaşılabilir, Soma'daki bir maden işçisinin çocuğuyla işte ne bileyim bir iş insanının çocuğu aynısını alamaz ama en azından benzer şartlarda eğitim alabiliyorsa, bu ülkede herkes gücü yettiğince kaliteli, parasız sağlığa ulaşabiliyorsa, bu ülkenin güçlü bir ordusu ama barışçı bir ordusu varsa, bu ülkede Kürt, Türk hiç kimse kimliği dolayısıyla kendini kötü hissetmiyorsa... Ama tamamla, bir nesil kendini feda etmeli. Savaştan söz etmiyorum dedin Hı. ama... O bir nesil kendini feda etmeli derken neyi kastettiğini ben anlamadım. Şöyle, dünyevi işlerden eline eteğini çekecek. Yani. Kendisine kamusal bir şey emanet edildi. Bu yetki emanettir diyecek. Bunun tadını çıkarmaya çalışmayacak. Hmm. Bu yetkiyi hmm. suistimal etmeyecek. Bu yetki sadece rüşvetle, yolsuzlukla suistimal edilmez. Gösterişle, insanları beğenmemeyle, onlar arasında ayrımcı durarak da şey yapılabilir. Onun için kendimize emanet edilen kamusal yetkiler bize kişisel çıkar, kişisel fayda şöhret sağlayan bir şey değil yük sağlayan, sorumluluk üreten, o sorumluluğun altında her gece okumak zorunda hisseden, daha çok kişiyi dinlemek zorunda hisseden, verdiği her kararı doğru karar verdim diye bin kere düşünerek ama aynı zamanda çok hızlı çalışan yöneticiler üretmelidir. Onun için geleceğin iktidar trenine binmeye kalkılan fırsatçılar, zaten bu fırsatçılar yüzünden bu ülke bu hale gelmiştir. Bize iktidar trenine binmeye çalışan fırsatçılar değil, Gerçekten bu ülke için, bu ülkenin çocukları için bir şey yapacak insanlar lazım. Bu kalite var ama bu ahlak çok erozyona uğradı Türkiye'de. Şu an itibariyle baktığınızda rüşvet, yolsuzluk, bilmem neye bulaşmış insanlar itibar görüyorsa herkes bulaşmaya başlar. Oysaki yine söylüyorum, ahlakın normu olmalı. Ahlakın uygulaması olmalı. Bunun birinci uygulaması Türk Ceza Kanunu kanundur. İkinci uygulaması örf adet ananemizdir. Türk Ceza Kanunu'nda şu an yolsuzluktan yargılanan kaç kişi var? Kaç? Büyük bir ihaleye fesat karıştırıp da yargılanan Türkiye'de kaç kişi var? Bir elin parmaklarını geçmez. Ama yolsuzlukla mücadele ettiği için benim gibi. Ben üç tane hapis cezası aldım ya. Benim durumum bu ülkenin ayıbıdır. Ben kendi karınca kaderince söylediğim her şey belgeli olan ben. Bu ülkenin soygununu anlatan ben üç kere hapis cezası yediysem bu benim durumum, bu ülkenin ayıbıdır. Ve ben bu içime kurşun yarası gibi oturdu. İşte feda eden nesil biraz böyle olmak zorunda. Başımıza bunlar gelecek kardeşim. Kahramanlık sadece elinde silah dağda gezmekle olmaz. Bu da bir kahramanlıktır. Ama kahramanlığın asıl zoru böyle filmsel olmayan, uzun vadeli bir karma şeydir. Kahramanlıktır. Bir daire başkanısın. Ya ben bu görevimi bir tarım dairesi başkanısın. Ne bileyim bir yerde il müdürüsün. Bir ilçe müdürlüğünde veterinersin. Görevini hakkıyla yerine getirmek kahramanlıktır. Nitelikli yerine getirmek. Bir e, kahramanlık demişken. Şimdi az önce bir böyle teslim bayrağı e, gibi beyaz mendil sallanır ya. Tabii işin latifesiydi biliyorsunuz ama. Şunu söylemek ihtiyacı hissettim. Kamusal görev. Kamusal görev yapanların başında biz gazeteciler geliriz malum. Ben... E, Uzun süredir burada sözlerimi çok tartarak konuşuyorum. Hatta zaman zaman konuklarıma aman ha diyorum. Nedeni Şu bu kanalda çalışan herkes, patronu genel yayın yönetmeni, işte haber koordinatörü, e, idari müdürü, genel müdürü, çaycısı, bu stüdyoda sizin görmediğiniz kameraman arkadaşlarım, aşağıdaki muhabir, editör arkadaşlarım, kurgucular hepsi her biri kahraman. Bu kanal yaşasın diye e, yani nasıl söyleyeyim size e, hem çok çalışıyorlar hem de işte bir başka dikkatle, bir başka emekle ve e, aşkla çalışıyorlar. Ve bu kanal beş gün kararma gibi, karartma gibi çok ağır bir cezayla karşılaştı. E bundan sonra alınacak bir ceza kanalın tamamen susturulması anlamına gelecek. Benim telaşım ve çabam bu. Ama kendim için değil. Bu kanaldaki bütün yaşı hepsi benden küçüktür. Bütün sevgili çocuklarım, kardeşlerim için. Bu kanal susmasın diye. Bizi şu anda izlemekte olan hanımefendiler, beyefendiler için. Sevgili izleyiciler için. Bununla bir şey demek istemedim. Sadece Hakikaten bu kanalın duygusunu size aktarmak istedim. Bu kanalda çalışanların duygusunu aktarmak istedim. Bakarsınız öyle bir hale gelir ki memlekette gidişat kanalı kapatırlar. Buradaki herkes bir günde kendisini işsiz bulur. Öyle çalışıyor buradaki çocuklar biliyor musunuz arkadaşlarım? Onu anlatmak istedim. Şimdi. Dediğin çok önemli. Bir nesil feda edilecek ama bu kaçıncı nesil? 12 Eylül'de bir nesil feda edildi. İşte e, AKP döneminde öyle oldu vesaire oldu. Şimdiki nesil, gene geliyorum Z kuşağına. Bir parantez şimdi. Peki canım. Bir nesil feda edilecek derken o yönetici nesil olmalı. Gidip de garibanlar zindanlarda hesap verirken hırsızların yönetimde olduğu yerde ben yönetici neslin feda edilmesini. Evet. Üst düzey bürokratlar, siyasetçiler şunlar bunlar. Yoksa şeye bakıyorum yolsuzluk, hırsızlık yapacak biri Berkin Elvan'ın Deniz Gezmiş'in adını alırsa dilini koparırız. Peki. Gelelim son nesne. Z kuşağına. Z nesine. Şimdi konuda bir araştırma yaptı. O araştırmanın sonucunu metin olarak Halk TV Komtere'de bu arada görebilirsiniz ayrıntılarını. Şimdi bu e, tam birebir ölçülerde değil bu pasta. E, mavi e, AKP ve MHP e, alanını gösteriyor birlikte Cumhur İttifakı'nı gösteriyor. İşte e, kırmızı CHP İyi Parti diyebilirim. Sarıda da işte HDP ve diğerleri diye e, bakabiliriz. Fakat burada e, en dikkat çekici yani şu. %36 gri alan. Bekir Ağırdır'ın uzun zamandır zaten ifade ettiği bir kavram olarak gri alan biliyorsunuz tartışılıyor. Diyor ki gri alan büyüyor. Nedir o büyüyen alan? Bugün seçim olsa sorusunun yanıtlarıdır ya bunlar. Bugün seçim olsa sandığa gitmeyecek çünkü boykot edecek. AKP'ye oy vermeyecek ama başka bir yere de vermeyecek. Böyle kararsızlar, hala kararını verememişler vesaire. Bunlar gri alanda. Fakat yanı sıra şu notu da ekliyor. Diyor ki Bekir Ağırdır. Cevap vermekten korkanlar çekinenler de var. Biz bunu giderek daha fazla hissediyoruz sokağa çıktığımızda diyor. Ama bu tes notların ardından şunu söyleyerek sorayım. Siyasetçinin elbette şu an itibariyle en önemli görevi bu gri alandan kendisine en büyük pastadan, o gri diliminden en büyük parçayı kopartıp alabilmek. AKP bu konuda aslında en dezavantajlı parti çünkü gençler ve kentli kadınlar giderek uzaklaşıyor AKP'den. Dolayısıyla bu alan sizin için daha avantajlı hale geliyor mu acaba? Gençler için ne söylenebilir? Ya da kendi kadınlar için? Ya bir benim Şimdi buna beklenen cevabı verebilirim ama kendi inandığımı söyleyeyim. Ben gri alana da şuna da buna da çok fazla itibar etmiyorum. Teknik olarak da Bekir Ardır özelinde asla söylemiyorum ki saygındır severim de kendisini. Bir Hani teknik olarak söyleyeyim şeyde pandemi dolayısıyla yüz yüze görüşmeler yapılamıyor. Telefonda yapılıyor. Bu ülkenin bu baskı atmosferinde telefonda bir arayıp da hangi parti oy verecek dediğinizde ne kadar doğru cevap verirsiniz gibi bir sürü sorun var. Ama ben demin mavi yerde gösterdiğiniz yerim AK Parti ise. MHP ile beraber. MHP ile birlikte. Ben yani yüz elinin bayağı altında. Ben Türkiye'de her şeyin siyaset dahil yürekli bir insan grubu tarafından alt üst edilebileceğini, Hmm. Şartların bu noktada olduğunu. Sadece yüreğiyle hareket eden ben artık kendimi böyle şey böyle siyasetin çok da içinde görmüyorum. Görmek de istemiyorum. Keşke hepimizi kurtaracak bir nesil olsa. Ama şunu söyleyeyim. Şu siyasi hayatta gördüğüm mesele şudur. Yüreğinle yola çıkacaksın. Sana o şey cami cemaati dediğin amcalar bak nasıl sana sarılıyorlar. Yeter ki yüreğin temiz olsun. Kalbin temiz olsun ve bu ülke için bir şey yapmak üzere yola çık. Ama bunu çıkarken de ilk şöyle bir dua ve yeminle başla. Bana bir gün insanlar inanırsa şu deminki abi gibi ben onların inancını asla ve asla kötüye kullanmayacağım. Çünkü eğer böyle bir yeminle sahaya çıkmaz da bir gün de bu insanlar sana inanırsa sen çok tehlikeli bir hale gelebilirsin. Örnek Recep Tayyip Erdoğan. Ve yine söylüyorum bu ülkede öyle kemikleşmiş oy falan filan bilmem ne yoktur yani. Yoktur yani ne bileyim böyle çok hani kılçıksız kemiksiz konuşayım. Kadılı seküleri, CHP'li, işte Esenler'in cami cemaati, AK Partili. Zaten bu kafalar, bu sınırlamalar bizi bugünlere getirdi. Böyle bir şey yok. Türkiye'de bir adalet, eşitlik ve özgürlük partisi var. Gerçek anlamda %99'dur bu. O %99 içerisinde yürüyenle gidersen tabanın %99'dur. Yüreğinle gitmez bariyerinle gidersen kimlik bariyerinde şu bariyerinde sana koyarlar bir %30'luk bariyer. Orada da sıkışır, kalırsın. İşte Tayyip Erdoğan'ın kafada o bariyer kafası olduğu için ülkeyi mahvetti. Olan bu solcuların tabanı yüzde otuzdur dedi. Bizim tabanımızda yüzde yetmiştir. Başkanlığa geçelim, 70'ten hep elli alırız, ebediyen iktidara kalırız. Gördü gününü. Biz onun kazdığı çukura düşersek biz de gönümüzü görürüz. Tayyip Erdoğan kişi olarak söylemiyorum, ziplenmiş bir kötülüktür. Bu kötülük genel kurmayından mahkemesine... Ahlakından hukukuna, CHP'sinden, HDP'sine kadar herkese sirayet ediyor. Herkese zarar vermeye çalışıyor. Şey tersinden Türkelileşmek dedi Kars Belediye Başkanı. Ben de tersiyelinden Erdoğanlaşmak, tersinden AKP'lileşmek diyorum. Buradan kurtarmak zorundayız bu ülkeyi. Bizim çözümümüz bu. Öyle bir e, son bir dakikada bir tablo çizdin ki baya manifesto oldu. Ya bu oldu. Ya, öyle mi oldu? İyi, oldu tamam. oldu. Manifesto gibi oldu. Ve az önce de dedin ki Bir bunu yapabilir miyim ama kızmayacaksın bana. Peki tamam bak. Kızarsan. <laughs> ya manifesto okumamışım, okumamışsın, o manifesto yazmamışsın şeklinde. Sabahtan beri CHP laf ediyorsun. Ben de bir laf edeyim dedim <laughs> Ay CHP'nin CHP, CHP ne laf CHP ediyor? en ya. sevgili ne? ablası. Sen laf ettiğinde nasıl oluyor Ama biliyor şey, musun? Yani ben kimsenin sevgili ablası değilim. Herkes bana kızar biliyorum. Çünkü ben herkese kızarım. Nasıl herkes seni kızdığı için Herkese rektim, kızarım. Herkese e, soru sorarım. Beni kimse sevmez. Sevmeyin beni. Hı. Ne yapayım? <laughs> Ama benim benim bakın... Benim Ama şey, işin şey, rastlılığı şey, çok şey sevmeniz CHP'ye çok kızmanız da gerektirmiyor. Gerçi kızmaları bizi dinamik diyor. Hoş bir şey onu da söyleyeyim evet. sana. Ya hoş bir şey yani. Hiç kızmasalar kendimizi hiç görmeyeceğiz. Valla e, yani o kızar mı bu kızar mı diye e, hareket <laughs> edecek olsaydım... E, bakın içimde yaradır. Sevgili izleyiciler <laughs> sizinle paylaşmam <laughs> lazım. Bana bugüne kadar kimse... E, Beni satın almak için bir fiyat biçmedi. <laughs> çok kızgınım, çok üzgünüm. Kimse bana yönetim kurulu üyeliği teklif etmedi. Kimse bana gel milletvekili ol demedi. Ya? Değil mi abla ya? Bir de ablayı severler. <laughs> Bak, yani diyorum ki ben arada bir böyle mesela 5 milyon dolar teklif etseler de ben de kendimi sınasam. Acaba. Gönlüm gözüm kayarmadı. Ama 5 milyon doları hiç hayatında fiziken ne kadar bir para olduğunu biliyor musun? Ya bir şey söyleyeceğim. Bilmediğim gibi bir de 5 milyon ben dolar azmış. Ben hazineciyim bilirim yani. Azmış bir de ya. 5 milyon dolar az mıymış? söylediğimden önce. Ama ya. Ya dayak yemedin ya sayı saymayı bilmiyorsun Hayatım derler var ya. bak 5 milyon dolar dediğin e, Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı hı hı. çiftinin hı. oturdukları dairenin parası ya da yalının şimdi, neyse, neyse. Kusura şey, bakma sen de bilmiyormuşsun. Ben bir kadın hakkında Sen de ben... bilmiyormuşsun ben mi? 5 milyon doların. Ha. Çok zannediyorsun sen de 5 milyon doları. Ha. <laughs> Değilmiş. Şimdi, e, ay nerede kalmıştık dağıttı beni. E, Zenginin malı züğürdün çenesini yoruyordu en Şu son Şu sayıştayı... Abla. Sayıştayı bir anlatsana Şimdi önce efendim iktidar şahane bir şey yaptı Önce belli konularda rakamların açıklanmasını yasaklayan ya da önleyen Gizli kalmasını sağlayan bir yasa çıkarttı Biz de bu mantıkla halk deviyi kapatmayı düşünüyoruz Kapanın kardeşim ne CHP CHP konuşuyorsun diye. Vallahi aynı mantıkla gidelim. Çünkü iktidarın yaptığı tam bu. Mesela Halk TV'de çok özgürlükçü bir ortam var. Ben bakıyorum mesela özgürlük şeyinde ee? bize de çok çekiyor. Kapatalım Halk TV'yi. AKP mantığı Ay, siz... bu mesele. Allah Allah. Size niye öyle mi görünüyoruz dışarıdan? Ya bile, sen yani? de ama şimdi CHP'nin özgürlüğüne çok alışmışsınız. Adam bunu yapıyor. Biz Halk TV'yi adam sayıştayı kapatıyor ya. Evet. Aynı mantık. Şimdi bak onu Halk e, TV meselesini unutun <laughs> Ee, siz kimsenin Aktevi kapatasın burası özgür böyle, bir kanal şeklinde. Birileri de. böyle hayaller kuruluyor olabilir ama neyse. Abla yok öyle bir şey şakasını yapıyorum gözünü e seveyim. Elimizden yayın yapar gene sesimizi duyuyoruz. Kemal Bey'in bize hep söylediği hiç kimsenin yayınla hiç kimse bazen arkadaşlardan kızanlar oluyor yanımda da oldu. Efendim ama haksızlık var size ne dedi? Kendi yayın politikaları haksızlık varsa seyircileri cezalandırır. Durum bu bizde. Peki. Ee, Sayıştayı kapatmayacağız Sayıştayı... Yani. Sayıştay'ı kapatmaya çalışıyorlar neredeyse ya da hani kapattılar fiilen aslında. Fiilen, sayıştay fiilen kapatıldı ya mı? Ya kapatıldı tabii ki. Bir, peki ama ya bildiğin kadarıyla olmayan kadar heyecanlanıyoruz olanı görseniz bildiğin... ne yapacaksınız. Ay evet anlatsana biraz. Ya şöyle bir şey, Sayıştay artık sadece şöyle etliye sütliye karışmayan genel sistemik şeyler hakkında şeyle o da gelecek korkusuyla çünkü Sayıştay'dakiler biraz mektep medrese görmüş insanlar olduğu için onlar da biliyorlar ki ya bu hükümet gidecek. Yarın öbür gün bize sorduklarında kodlu yazmaya çalışıyorlar raporlarını. Sayıştay başkanını uyarıyorum. Herkes Sayıştay hakkında konuşuyor. Sen de sanıyorsun hükümetle seni çok aradığı için görevini yapıyorsun, yapmıyorsun. Hmm. bugün gün itibariyle Sayıştay'ın o raporları bu duyan komitesi ve Sayıştay başkanı ve yardımcıları hakkında söylüyorum. Onlar da yargılanacaklar inşallah. İnşallah onlar da umarım şey temiz çıkarlar. Ama Sayıştay meclise sorumlu olan Sayıştay en önemli tespitlerini bize göndermeden yargılamaya esas rapor diyor. Ya sen TBMM adına denetim yapan bağımsız mahkemesi. Ben de TBMM'nin üyesiyim, milletvekiliyim. Benden bunu saklamanın ne demek olduğunu sen bilmiyor musun? Biliyorsun. Bunu bile bile yapıyorsun. Ama ben yine söylüyorum. Sayıştay denetçilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü gariplerim ya en azından durum birinsin diye büyük çaba gösteriyorlar. Tespitlerini raporlar ama orada bir budama komitesi var. En önemli tespitleri bu diyor. Benim Sayıştay raporlarında okuduğumda gördüğüm ne biliyor musunuz? Gaflet ve dalalet içerisinde bir yönetimle karşı karşıyayız. Devlet süküt etmiş, devlet çökmüş. Yani 2002 yılında aldıkları devlet iyi değildi. Bugün berbat. Bakın kötü demiyorum. Bugün berbat bir duruma düşmüşler. Yani mesela o diyelim ki Sağlık Bakanlığı raporunu okuyorum. Yahu arkadaş her işte Sadece şirketi bu kadar cahil koruma derdine düşmüş bir güruh nasıl olabilir diyorsun ya. Bütün işlemlerde devlet nasıl zarar ettirilir, şirket nasıl kar ettirilir işine girmişler. Ve onu yaparken de şey böyle rapor okuyorum tespiti. Ya bari bu kadar cehalet de yapmasaydınız diyorum ya. Ya bu kadar kaba saba yapmasaydınız diyorum. Ama mahkeme yok, sayıştay yok, hesap soran yok. Birine hesap sorduğunuzda her bir masada küçük küçük ihtiraslı ve hepsi için söylemiyorum sadece şeyde gelecek Tayyip Erdoğanlar oturduğu için her şeyi yapmışlar. Devlet çökmüş şu an itibariyle. Benim Sayıştay raporlarından budanmış, tırpanmış, böyle yok edilmiş bir Sayıştay'ın raporundan gördüğümde devletimiz gaflet ve delalet içerisinde yok olmak üzeredir. Bizim şu an Doğu Akdeniz'de falan derdimiz büyük değil. Ermenistan, Azerbaycan'da işte şeyde bizim kendi içimizde derdimiz büyük. Devletimizin hücreleri çökmüş. Ve bu devlete de hep böyle şey bakmışız biz. Aman devlet deyince ya, bu devlet bizim devletimiz. Bir başlık, bir manşet paylaşacağım. Senin bu söylediklerine e, tersinden belki denk Hı. düşen. Aydınlık Gazetesi'nin bugün maalesef çok ilgimi çekti benim. E, Aydınlık e, Gazetesi ve Vatan Partisi'nin o grubun başındakisi biliyorsunuz Doğu Perinçek. Ve kendisini bir süredir iktidarın dışarıdan destekleyen, ittifak içinde olmayan dışarıdan destekleyen küçük ortağı olarak görüyor. Şimdi kıdeme darbenin ilk adımı. Kıdem tazminatına el atıyorlar el atmayı Hı. düşünüyorlar ya hala. Şimdi burada hem bunu söylüyor yani Hı. söylemek zorunda hissediyor kendisini. İç cephede birliği bozar. Ama iç, bir cephe iç, var orada evet, bir birlik var. İç cephe sizin, tanımı ha. çok önemli. Bunun hani hem retorik olarak anlamını konuşalım hem de siyasi olarak karşılığını. Bir devletin iş cephesi meşruiyeti veya şeyi görüntüsü olmayan partilere veya gruplara emanet edilmiş de o cepheler çöksün zaten. Bu devletler çöker çünkü. Devletin iş cephesi Milli Güvenlik Kurulu'dur. O Milli Güvenlik Kurulu'nu böyle perişan ederseniz, o Milli Güvenlik Kurulu'nu 15 Temmuz'da önce Fethullahçılara sonra bilmem bırakırsanız iş cepheler böyle oluşur. Bu devlet çöker. Buna kimse acımaz. Avrupa Birliği de acımaz. Başkası da acımaz. Kendiniz çökertmiş olursunuz. Öyle iş cephe ne demek ya? Bu iş ülkenin iş cephesi anayasasıdır. Bu ülkenin iş cephesi sayıştayıdır, yargıtayıdır, danıştayıdır. Bu ülkenin iş cephesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, Tarım Bakanlığı'dır, Adalet Bakanlığı'dır. Bu işin ilk cephesi inancıdır, ahlakıdır, hukukudur, sivil toplum örgütleridir. Bu ülkenin iş cephesi kimdir biliyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi olduğu kadar halkların demokratik partisidir. Şimdi anayasanın yürütmesi almış kendi eline yetkiyi, yasamasını illegal kabul ediyor. Siz kimsiniz ya? Anayasa devlettir. Anayasada kim salıyorsa o devletin bir parçasıdır. Bütün bu söylediklerin anayasada var aslında. Tabii. E tabii ki var ya anayasanın yani, başında Mustafa Kemal kadar. Atatürk vardır. Bu devletin kurucusu. Anayasanın başıdır öyle keyfinize göre şey yapamazsınız. Anayasanın o başını değiştirmiyorsanız... Atatürk bu devletin temelidir. Cumhuriyet bu devletin temelidir. Diğer kısmına gelirseniz Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar bu devletin temeli ise yasama organı Halkların Demokrat Partisi de o kadardır. CHP ne kadarsa İyi Parti de o kadardır. Ya, Ve ha, bunu da söyleyeyim. Hiç kimse ama yasama görevinin arkasına sığınıp teröre bilmem neye destek veremez. Bu terörün adı ne olursa kim olursa çok böyle kemiksiz söylüyorum. Hiç kimse de teröre destek veremez. Benim gazeteciliğimin ilk yıllarında 70'li yıllarda ağzımızdan düşmeyen bir ifadeydi cephe. Neydi? Milliyetçi cephe. Zaten Milliyetçi Cephe 1, Milliyetçi Cephe 2 diye MC1, MC2 diye hükümetler kurulmuştu. İşte o zaman Erdoğan yokta. Bir Demirel, Türkeş vesaire. Erbakan MC Milliyetçi Cephe'den iç Cephe'ye gelmişiz. Ben cephe lafını siyasette en azından çok uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar net gördüm. Bir de bana şunu hatırlattı. Bir dış cephe var. Nedir dış cephe dedikleri? İşte e, Ermenistan'a, Yunan'a, Rum'a, efendim hatta Araba, şuna buna, Avrupa Birliği'ne demin beyefendi saydı ya. Son kararım Avrupa Birliği çıkartmıştır koronayı ama Çin vardır arkasında ama Amerika'dır asıl dediği gibi. Bütün bunlar dış cephe. Bir de içeride... Yok yok, dış cephe değil. Dış cephe Lobiler. Logiden. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yargı, bilmem devletin görünendeki kuklalar. Hayır. Ama iç cephe, cephe var. Daha derin cephe. devlet, daha güçlü ama devlet. Ama iç cephe tanımı gerçekten kutuplaşmanın artık bir adım ötesine götürüyor olayı bence. Ve ben doğrusu istersen e, vahim demeyeyim ama hadi dikkat çekici buldum diyeyim bu ülkedeki milliyetçilik ve sağcılık, milliyetçileri ve sağcıları incitmeden ve kırmadan söylüyorum. Ne kadar Amerikancı, ne kadar NATO'cu olduğu konuşulmadan bu ülkenin gerçek milliyetçiliğini kimse konuşamaz. Artı şunu da söylüyorum, böyle şey, arkayık kavramlar bu ülke dışa açık bir ülkedir. Bu ülkenin Avrupa Birliği ile de, Çin de, Rusya ile de, Orta Doğu ile de, İslam alemiyle de ilişkisi olacak. Olacak. Ama bu ilişkileri kirletip sonra bu ilişkilerin formunu değiştirip sloganlaştırırsanız bu ülkeye zarar verirsiniz. Güçlü bir ülke olmak zorundayız. Bu güçlü ekonomik güçlü, siyasi güçlü, askeri güçlü, yönetim güçlü olmanız gerekiyor. Cumhuriyetin gücüydü Hı? her şeyden öte. İşte cumhuriyetin gücü bunun nitelikte organizasyonun altyapısını kurduğu için eğer adaletiniz, evet. eğer hukukunuz, eğer ahlakınız, eğer eğitiminiz, eğer vatan sevginiz, vatan sevgisi ve yurt sevgisinde asla etnik bağnaz, dışlayıcı faşist bir sevgi olarak anlamayın. Çünkü artık sanki sevgi onların tekenindeymiş gibi. Gerçek yurtsever bütün bu ulusunu yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkesi yürekten çok sevmektir. Ama gerçek yurtsever sırf bu yurdu seviyor diye de başka bir ülkeye düşmanlık etmez. Kendisini koruma ihtiyacı duyar. Ama biz güçlü bir ekonomi istiyorsak güçlü bir adaletimiz, güçlü bir hukukumuz, güçlü bir eğitimimiz ve her şeyden önce özgürlüğümüz ve eşitliğimiz olmak zorunda. Bunlar olmadan bu ülkenin Huzura çıkması, düze çıkması mümkün değil. Şimdi siyasi olarak, retorik olarak baktık ama o arkasındaki haber içinde e, bir konuşalım. Çok kısacık kıdem tazminatına dokunma meselesinin ne kadar hayati olduğunu e, farkında işte. e, Aydınlık Gazetesi. E, onun için hani büyük ağabeyi uyarıyor gibi bir, de bir manşet bu neticede. Gerçekten kıdem tazminatına hani torba yasalardan söz ettik ya başta. Biraz torba yasaları anlatır mısın? O torba yasalara neler atılıyor? Mesela kıdem tazminatına hakikaten dokunacaklar mı? Ya yani öyle çaresizlikler ki bakın şimdi Türk devletin kaynakları, milletin kaynakları var. İşte bakıyorsunuz işsizlik fonu gitti, bütçe gitti, şu gitti, varlıklar özelleştirme falan ne kaldı? Besi konuştular. Bes senin babanın parası mı? Hayır insanlar bireysel emeklilik sigortasına. Şimdi besten sonra kıdem tazminatını konuştular. Çünkü artık para bitmiş, borç çok yazlık ceketin ceplerine bakıyor ne var diye. Kıdem tazminatı bunlardan biri ve kıdem tazminatı Türkiye'deki iş barışının ya. temeli yani milyonlarca insan ya. çalıştı. Bir tek hayali var kıdem tazminatıyla bir ev almak, bir araba alabilmek. Ama bu yolsuzluk canavarı buna el atabilir mi? Buna el atabilir. Ve o yolsuzluk canavarının yanındaki bir tür kendi ortağı görenler bu durumda atıyorlar. İç cephede birliği bozar diye. Bu kadar önemli ama o iç cephedekilere sesleniyorum. Siz belki ortağınız yüzünden durumu görmüyorsunuz. Bedbah bir haldeyiz. Her şey olacak. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtarma şansı yok. Herkes şimdi şöyle bir çıkıştan, huzurlu çıkıştan bahsediyor. Yani herkesin yaptığının kar kaldığı, hiç kimsenin hesap sormadığı bir huzurlu çıkıştan bahsediyor. Bunu bir yerlerde Ankara'da el sıkışabilirsiniz ama bu millet buna izin vermez. Hesap vermeden bir çıkış olursa önüne gelen bu ülkeye bunu yapar. Onun için bir huzurlu çıkışı ben rasyonel görmüyorum. Ankara'da çok konuşuluyor bu huzurlu çıkış, böyle bir şey yok. Ee, Ankara gerçekten çok fokur fokur bu ee, iyi partiye yönelik. Onu da bir sorayım Hı. son olarak kaç dakika dedin Dersucuğum? İki dakikaymış. Ay iki dakikada çok az ama. Ee, şu İyi Parti'ye yönelik e, özellikle Bülent Turan'ın AKP Grup Başkan Vekili'nin biz söylemiştik zaten demesiyle AKP operasyonu diye e, algının daha da netleştiği mesele e, İyi Parti'ye yönelik. İyi Parti'yi e, hakikaten bir bölmeye, parçalamaya falan e, çalışıyorlar ama Konda'ya göre %14'e yakın o yükselmiş İyi Parti bir. E, i̇kincisi e, bir e, daha yeni yurtlu gezisi yapıyor ya Meral Akşener. Bir e, ilçe beledi bir yerel bir belediye başkanı e, İyi Partili demiş ki ben soran herkese söylüyorum demiş. AKP'ye geçecek misiniz diye soranlara. TKP'ye geçeriz AKP'ye geçmeyiz. Bunda görünecek ne diyorum, var? TKP ile AKP'ye eşit duymak TKP haksızlık olmayabilir mi belki de? TKP'ler buna çok bozulmuş olabilirler Doğru Doğru söylüyorsun. Ama ama çok önemli e, bir şey. Bu. Bir bu millet ittifakını ve erken seçim ihtimali var mı? bir buçuk dakikada özetlersen Teknik sana bir çay ısmarlarım. Erken seçim ihtimalini çok görmüyorum. Millet ittifakında İyi Parti'nin işlerine karışacak değilim, CHP'nin işlerine bile karışmamaya çalışıyorum. Ama hepimiz için şunu söyleyebilirim. Şu gün bir ihtiyaç var bu ülkede. Bunun adını Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti bilmem ne koymuş olabilirler. Eğer bizler çok akut hatalar yapmaya çağır devam edersek vatandaş bunun yerisine yenini koyar. ...bu vatandaşın gözünde değişmeyecek, anayasa olarak değişmeyecek şey de Atatürk ve Cumhuriyet'tir. Hepimizin hmm. bunun yanlaması gerekiyor. Çok güzel noktaladın Aziz'im. Sana bir çay şey <laughs> ısmarlayabilirim. Tamam. Ee, Aykut Erdoğdu efendim, CHP İstanbul Milletvekili. Ee, koronayı falan konuşamadık, süre kalmadı ama zaten... E, ...hekimlerle konuşmakta da fayda var. Ee, daha sonra kendisiyle bütçe çıktıktan sonra... Bir kez daha belki rakamlar üstünden geçeceğiz. Çok teşekkür ediyorum, evin geldiğin için. Yarın bakalım yeni ne haberler, ne notlar, neler neler birlikte olalım olur mu? Orhan Bursalı geliyor yarın. Medyayı konuşacağız. Hoşçakalın.